Nerede çorba? Selam arkadaşlar. Ben babamla bir de babamın dayısının torunuyla Viranşehir'e geldik. Onun aracıyla, onun dayısı varmış burada. Ben cilt doktoruna geldim. Sevk'le geldim ama sabah 9-9.30 gibi falan herhalde hastanedeydik. Erken çıktık ki şey yapalım, erken görünelim. Ama bize 1.30'da geri gelin dediler. Şimdi biz de geldik, oyalanıyoruz. Çorba içeceğiz. Şu babamın her zaman geldiği çorbacı. Yolu ne zaman buraya düşse buraya gelip çorba içiyor. Çok seviyor buranın çorbasını. Bahçeye geldik, oturduk. Burası da içerisi. Pilav da mı veriyorlar yanına? Pilav da mı veriyorlar yanına? Hani limon yok. Mercimek limonsuz olur mu? Kutsam limon yok mu limon? Abi limon yok mu? Bakayım yetişebilecek miyim? Aynen. Az önce içeride otururken daha vallahi şimşek de çakıyor. Memleketimde Temmuz ayında yağmur yağıyor. Ben şok. Ben iptal. Hayret bir şey. Yağmur yağıyor burada. Temmuz ayında. Sesi duyuyor musunuz? Aha, şimşek çakıyor. Millet hep dışarı çıktı. Burada çünkü kolay kolay Temmuz ayında yağmur yağmaz. Herkes şaşırdı. Komşular balkona çıkıyor. Hayret. Vallahi. Ama. Hadi ben alışkınım da. Annem bile şaşırdı yani burada yağmur. Ben demek İngiltere'nin havasını buraya getirdim. Bu arada bugün şeyi hiç size anlatamadım arkadaşlar. Doktoru 9-9.30'da biz gittik, işte 1.30'da gelin dediler. Sonra 1.30'dan sonra gittik, kayıt yaptık, ücret ödedik. Burada benim bir sağlık sigortam, bir güvencem yok diye. Güvencem yok diye ücretimi ödedim. Ay. Şunu şuraya alayım. Her neyse, doktor muayene etti. Bana dediği kıl dönmesiyle çıbanın aynı şey oldu. Ameliyatlık bir şey olmadı. İlaç verdi, krem verdi. Ondan sonra bunu düzenli kullanmamı söyledi. Ama o benim yaranın, çıbanın artık her neyse, onun tam böyle kuduruk zamanına denk gelmedi. O zaman denk gelseydi, görseydi o halini, şu anda sakin dönemler. Çünkü o çıbanın sakin dönemleri öyle aşırı bana şu anda öyle bir ağrı sızı vermiyor. Öyle bir enfeksiyon falan akmıyor yani, ayıptır söylemesi. O halini görmediği için ameliyata gerek yok dedi. Sadece işte ilaç verdi, onları kullan dedi. Şöyle kameramı şöyle yapsam. Aynen şöyle çekeyim size. İşte ilaçları düzgün kullan dedi. Bakayım kullanacağım. Krem verdi. Eve geldim, evde de misafirim vardı. Okul arkadaşım vardı. O gelmişti. Merve'nin annesi, yengesi falan. Bir de komşumuz vardı. Onlar gelmişti. Onlarla oturduk, ettik. Ondan sonra
Ben vallahi bir uyku bastırdı, uyudum. Saat kaça kadar? Belki 11-12'ye kadar uyumuşum yani, kalktım. Bir şeyler atıştırdım, şimdi kalkıp video editleyeceğim. Daha Gamze'nin doğum gününü editlemedim. Normalde salı günü yaparım diye, salı günü paylaşırım dedim ama yetişmedi. Muhtemelen inşallah yarına, yani yarın ne, çarşamba, çarşambaya diye düşünüyorum. İnşallah birazdan onu yapacağım işte. Gitmeme de az kaldı. Bugün ayın kaçı? Ayın kaçı ne bugün? 8'i mi 9'u mu? Az kaldı işte, 4-5 gün falan kaldı galiba. Her neyse, hadi içeri gidelim. Dişçiye geldik artık, dişi çekmeye. Evet, dişçiden geldim arkadaşlar. Dişimi çektirdim. Konuşamıyorum. Ağzım uyuşuk. 3 tane iğne vuruldu. Kök herhalde biraz sağlam olduğu için zorlandı yani. Canım acıdı ama çok şükür kurtuldum. 2 saat yemek yemek yok. 2 saat sıcak bir şey içmek yok dedi doktor. İnşallah artık ağrımaz. Şu perdeyi de çekeyim. Şimdi şişmiş mi burası bilmiyorum. Aynen, sanki biraz şişmiş. Şimdi size şeyi göstereyim. Biz Mersin'e gittiğimizde babam taze bamya bulmuş. Onu benim için kurutmuş, kurutmaya koydu. Ama saplarını falan, tepelerini kesmemiş. Onu becerememiş, kesmeyi becerememiş. Onlar kurumuştu. Şimdi babamla oturduk, onları temizledik. Bakın böyle saplarıyla beraber kurutmuş babam. Böyle koparıp torbaya koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Bunu da götüreceğim çünkü ben kuru bamyayı, şimdi flaşımı açayım. Kuru bamyayı taze bamyadan daha çok seviyorum. İşte az kaldı. Şunları da böyle, annem diyor pişirirken diyor saplarını kes ama ben şimdiden diyorum böyle koparıyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Babamla beraber yaptık. Babam gitti ekmek almaya. Gitmeme az kaldı çünkü yavaş yavaş artık hazırlıklarımı halletmem lazım. Bu arada da televizyonda ama çatı nasıl oldu baksanıza. Ay yazık. Üniversitenin çatısında yangın çıkmış. Bakın nasıl devrildi. Ama vallahi Türkiye'de dertler, problemler bitmiyor. Bir de şey söyleyeceğim. Ayfer bacım yorum yapmıştı o köpekler için. Kuduz falan değillerdir diye. Valla bacım ben de bilmiyorum. Bana da kuduz... Geç anne. Valla ben de bilmiyorum kuduzlar mı değiller mi ama bazılarının kulaklarında şeyleri var, küpeleri var. Bazılarında yok. Sürekli yavru yapıyorlar. Bu köpekler Suriye'den geldi zaten çoğunluk. Eskiden burada bu kadar köpek yoktu. Ben normalde zaten köpeklerden korkan bir insanım. Böyle hani havlıyorlar, saldırıyorlar ya insana Türkiye'de. O yüzden korkuyorum. Yani bir İngiltere'de köpeklerden o kadar aşırı korkmuyorum. Görüyorsunuz zaten Aurora'ya baktım hani köpeği bildiğim için, eğitimli olduğu için. Ama burada normalde köpeklerden ben korkarım. Hani su mu meselesi de orada zaten çevredeki insanlar, esnaflar suyunu veriyor hayvanların. Hani bakmaya çalışıyorlar ama bilmiyorum siz biliyor musunuz? Geçenlerde haberlerde de çıkmıştı. Çocuğun birini ısırmıştı ya, çocuk kuduzdu. Çocuk hayatını kaybetti. O yüzden haliyle çevre, etraf korkuyor yani. Keşke böyle alıp onları toplayıp bir barınağa koysalar.
bakımını yapsalar, yemelerini, yemeklerini, sularını verseler. Ben de üzülüyorum yani onları böyle görünce. Açıyorum ama elimden bir şey gelmiyor yani. Veriyorlar yoksa mamalarını. Hani bakmayın insanlar öyle diyor ama yemek veren var, kemik mesela kalan artık yemeklerini veren insanlar var orada. Onun için zaten çoğunlukla parklarda dolaşıyorlar, geziliyorlar. Ama çok bildiğiniz gibi değil. Aşırı bir köpek var burada arkadaşlar. Ve bazıları saldırgan, gerçekten saldırgan. Geçen Merve'ye de saldırmış hatta bir köpek. O yüzden Merve de çok korkuyor. Yoksa tabii ki hayvan düşmanı falan değiliz. Ben bütün canlıları çok seviyorum yani. Yılan hariç, akrep hariç. Hepsini seviyorum. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın ama bazıları maalesef arkadaşlar kuduzmuş yani bilmiyorum. Ben de dediğim gibi oran yalan. Benim burası küçük bir yer, haliyle her şeye yetiştiremiyorlar. Ama bakıyorlar da yani yine besliyorlar, sularını veriyorlar hayvanlara dediğim gibi. Şimdi şu fasulyelere fasulye diyorum. Bamyalarımı bir ayarlayayım. Annem bana pulüber falan da ayarladı. Onu da torbalı şey yapacağım. Yavaş yavaş valizimi ayarlayayım diyorum. Son güne telaşa girmeyeyim. Gamze benim eve dağıttı eşyalarıyla. Her yerde Gamze'nin eşyası. Ben de burada annemin evine dağıttım. Benim de burada her yerde eşyam var. Allah nasip ederse bir aksilik olmazsa belki 10. ayda tekrar geleceğim. Ama ben yalnız geleceğim buraya. Eğer düşündüğüm şeyler olursa, bazı şeyler yapacaktım onlar olursa. Bu arada ben size şeyi söyledim mi ya, dün cilt doktoruna gittim ya. Cilt doktoru bana krem verdi, ilaç verdi. Ameliyatlık bir durum yokmuş, onu söyledi. Oğlum tam yaranın şeyini görmedi. Yok bence söyledim ya, öyle yağmur yağmış diye. Neyse, kusura bakmayın. Neyse, ameliyatlık bir durum yokmuş. Gitmeme az kaldı dediğim gibi. Hazırlıklarımı yapacağım yavaş yavaş. Yanağım, dilim hala uyuşuk. 3 kere iğne vuruldu. İnşallah şu ağrım geçer. Özellikle diş ağrısı gece başlıyor. Çok kötü. Gece dün kötüydüm. İlaç milaç içtim. Biraz uyudum. Sabah 9-9.30 gibiydi. Uyandım yine ağrıyla. Dur bakayım. İnşallah iyi olurum yani. Neyse ben şu bamyaları bir halledeyim. Hayırlısıyla çıkalım artık. Çay bahçesine gidiyoruz. Hazırlandık. Biraz gene Gamze'yi bekledik haliyle. Biraz bana geç haber verdiniz. Kız sofranın başındaydık söyledik. Ben de hazırlanıyordum o saatte zaten. Ya. Ya Rabbim ya. Saçımı hemen böyle bir topladım. Vallahi pek bir şey yapamadım. Yüreğimiz şişti diye abartıyorsunuz. Annemle Gamze acayip zıtlaşıyor. Gamze çok yavaş. Annem de çok sabırsız. Annem de çok sabırsız. İkide bir söylenip duruyor. Ama yani bu kadar beklenilmez ki. Evet. Gamze biraz fazla bekletiyor. Ben alışkın olduğum için annem alışkın değil. Bana diyor sende peygamber sabrı var. Öyle maalesef. Ben de peygamber sabrı var. Aşırı sabırlı bir insanım diyorum ya size. Çok çok sabırlıyım. Çok sabırlı olmak da aslında iyi değil. Odanın klimas çalışıyor bak bir şey çalışıyor. Hangisi? Kapalı. Kapalı fişi çek kızım. Şuraları bir şey yapayım toplayayım. Bu arada şu kadar bamya çıktı. Bunu ben eve götüreceğim. Annem gül benim için kuruttular. Bu bana yeter zaten. Gamze yemiyor. Bir tek benim için. Dişimi çektirdim ama hala dişimin ağrısı gitmedi. Şu sol tarafım. O herhalde birkaç gün sürer zaten. Ağrısı sızısı. Neyse şimdi giderim. Özlem arkadaşım da gelecek. Onunla yarı yolda buluşacağız. Arayacağım, o da yolda çıkacak.
Masada ayırttık. Bugün canlı müzik varmış çünkü ne olur ne olmaz ayakta kalmayalım diye. Tatilimizin son günleri bunları güzel değerlendirelim. Şu sesimde bir düzeleydi. Neyse. Hadi oraya gittiğim zaman size çeker gösteririm. Videolar da bu arada böyle hep ağır ağır geç geç geliyor ama artık idare edin. Eşyalar da burada. Vallahi annemin evine acayip dağıttık. Kendim biraz daha iyi hissetsem toplayacağım da. Zor. Efendim. Tamam gel otur. Ay annem diyor ben vazgeçtim gitmekten. Ya tamam sen yaşlısın. Yapacak bir şeyin yok ki. Kalmadı süslemen. Ben video çekiyorum anne. Nazar etme buralıyım melek ile aralıyım bu sebepten yaralıyım var git yoluna la 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 la. Kapısından indim aşağı, Mardin'in kapısından indim aşağı. Belime bağladım kemer kuşağı, belime bağladım kemer kuşağı. İmdada yetişin. Elimden ah çekerim. Bugün annemle babamın 45. evlilik yıl dönümü. Ama babam yok şu anda yanımızda. Ben annem Gamze. Sözlerimi çekemiyorum ki. Bir mutfak hikayesi diyeyim, öyle diyeyim. Arkadaşım Özlem. Onun kızı beraber oturmuşuz. Eğleniyoruz burada böyle. Tamam takıl diyor bize. Beraber kutluyoruz işte. Telefonun flaşlarını çıkarabilir miyiz? Flaşlar. Bir daha Mehmet. Dağlar sözüm var sana, duy sesimi, sitemim sana, yol bekle, gözüm yollarda, gelmez oldun. Burada bir yatıyor, ne yapayım? Anla beni, gidecek yerim yok, sevdamı diyecek yerim yok. Nereye gidelim? Dayanacak gücü yok. Ben çıkayım da
çıkmış. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilmiyorum bu videonun devamı hazır olacak. Bu ses neydi kız? Takır tukur etti. Biz Özlem arkadaşımın evine geldik. Şimdi o da ne güzel kahve sunumu yapmış. Bakın hele. Bir Instagram'dan takip ederseniz görürsünüz bir mutfak hikayesi. Benim Özlem çocukluk arkadaşım. Ta ilkokuldan arkadaşız. Hala görüşürüz ama. Güzel sunum yaptı. Kahveyi sen mi yaptın? Özle şey mi yaptı? Hilal mı? Hilal yaptı. Oo, kızı yapmış. Aferin. Aferin. Biz şimdi oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Eskileri yad ediyoruz. Yenileri konuşuyoruz. Sizlere dedim bir paylaşayım. Özlem bu arada ev aldı. Ev görmeye de geldik diyelim. Hoş geldiniz. Sağ ol, Allah razı olsun. Böyle şimdi sunumu göstereyim size. Çok güzel değil mi fincanları da? Sen nereden aldın fincanları? Bu da mı internet? Özlem her şeyi internetten evet, alıyor diyor. Ben burada diyor çarşıya çıkmıyorum doğru düzgün. Her şeyi internetten alıyor. O da internet. O da internet. Çok şık. Teşekkür ederim. Güzel, güzel şeyler. Hadi bakalım biz kahvemizi içecek. Bakın. Özlem bana orok yapıyor. Evet. Ben seviyorum diye. Aynen. Ya böyle normalde yapıyor, satıyor. Ama ben seviyorum diye sağ olsun. Sabahtan kalkmış, taze taze yapmış arkadaşım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Cevizli. Cevizli, ben cevizli seviyorum diye. Cevizli yapmış. Orada çilerini çekeyim bir Özlem. Çekiyor, oradakilerine canım. Ha, normalde işte olanlar. Orok budur arkadaşlar. Ha, gördünüz mü? Orok kızarınca. Orok mu? Orok herisi. Orok diyorlar Türkçe'de. Ha. Bizim orok. Orok diyorlar. Orok. Ben yaptığım zaman işte cevizli yapıyorum Özlem. Torbalara koyuyorum, buzluğa atıyordum. O çalıştığım dönemde. Cevizli yapıyor muydun, yapmıyor muydun? Yapıyordum, ceviz koyuyordum. Ben normalde ceviz koymuyorum. Ya aslında herhalde ben kendim sevmiyorum diye. Ama bazen müşteriler ceviz istiyorlar, ekliyorum. Bilmiyorum ya, ben ceviz böyle içine yumuşak gibi geliyor bana. Yo yo, yumuşamıyor. Çıtır çıtır oluyor. Yapıyordum. Deneyelim seni sayende. Buzluğa atıyordum. Böyle işten mesela bazen 10-11 gibi gelirdim akşamları. Çıkarırdım buzluktan hemen. Kızartır yerdim. Oh oh, nar gibi kızartlar maşallah. Şeyler daha çok kızartıyor. Urfalılar daha siyah yapıyorlar. Güzel. Biz daha böyle. Sen şimdi bu namuruna tavuk göğsü, patates... Hayır hayır, ben tavuk göğsü falan koymuyorum. Ben sadece patates, yumurta, bir kaşık un, o kadar. Evet, tavuk göğsü diyor. Niye? Tavuk göğsü niye konuyor? Konuyor. Herhalde hamur birbirini tutsun diye. Ben. Patates varken gerek yok ama patates yoksa koyulabilir diye. Valla koyuyorum ben. Yani ben de patates koydum ama yaptığımda haşlanmış patates. Hatta tarifini senden almıştım. Aynen. Tarifini Özlem'den almıştım. Ama tavuk böyle sası bir koku vermiyor mu? Yok. Hani tavuğun bir sası kokusu veriyor. Kişniş de koyuyor musun? Evet. Ben seviyorum kişniş. Ben kişniş koymamıştım o zaman. Evde yoktu. Özlem giderken al kendine. Benim evde vardı. Kişniş hangi? İngilizcesi ne acaba? Kişniş. Arapçası kızbara. Önce var ondan bende. Öbür geldi. Kişniş de bence kuy. Böyle kara biber gibidir. Yeşil. Beyazı. Ha, beyaz ben vereyim sana. Eğer kullanacaksan dur mi? Bakayım o internetten onun İngilizcesi nedir? Kuyla başlayan bir şey. Kuyşniş mi öyle bir şey? Kuyşniş. Değil mi? Kuzlara şeker atladığı yemeklerde güzel. Ha, sen ne fryer'ın bundan. Ha, bunlar da güzel. Bunlar da modaydı zaten. Bu da trendy oldu şimdi değil mi? Ay annem Özlem'in bardağını görüyor diyor. Bunu nereden aldın? Bardağı görüyor nereden aldın? Ayşe abla diyor. Hepsini internetten Trendyol'dan. Bu da Trendyol'cu. Ya kolay geliyor. Taşıma derdi yok. Kapına kadar getiriyorlar. Aynen aynen. Fiyatlar da piyasaya göre uygun olunca indirmek. Ben de öyle çoğunlukla orada internetten sipariş veriyorum zaten. Aynen. Becerme zaten. Bir becersen borcum aynen. Bitmiyor. Sürekli alıyorsun. Çünkü sürekli. İnternette baktığın zaman uyguna denk geliyor. Hadi diyorsun alayım koyayım kenara. Mesela bir yerde bir şeyi beğeniyorsun. Dün mesela gittik ya. Hiren nargileyi gördü, hemen diyor ki anne bir nargilenin fiyatına bakayım. Hemen trendyoldan nargileyi alacak olsak onu da alacaksın yani. Hastalık gibi oluyor. Her ama o nargileyi alıyor. Sürekli içersen iyidir. Yoksa öyle canım. Nerede yakın? Gördünüz mü adam hizmet ediyor. Çocuk gibi bakıyor durmadan nargileye. Yoksa öyle arada bir için değmez. Gidip aynen. Böyle dışarıda içmek daha iyi. Aynen.
Benim evde var ama bir kere yapmışım, başka yapmamışım yani. Özlem'in cam çaydanlığı bak. Bende de bundan var ya, işte dedim korkuyorum. Tamam. Bizim benim ocağım elektrikli ya, korkuyorum onda yapmaya. Yani uyumlu mudur değil midir? Yani çatlar matlar. Mesela elektrik şey, camlı cezveler de hoşuma gidiyor ama cesaret edemiyorum. Adam dedi hani ısıya dayanıklı ama bence bu... Ama elektriğe dayanıklı işte. He, o yüzden almadım. Bence bir şey olmaz ama ya Özlem. Biri vallahi... bir ateşte olmayınca elektrikte niye olsun ki? Cesaret ya edemiyorum. Ya ona göre ayarlanmıştır. Evet. Mutlaka. Çünkü bu bak mesela bire bir ateşi görüyor. Elektrik öyle değil ki. Bence daha güvenli gibi düşünüyorum ama denemek lazım. Aman cam cezve de boş, ben onu da sana söyleyeyim almak için. Görüntü olarak güzel ya. Görüntü ama. Ben aldım ona çaydanlık altı. Şimdi cam cezveye mesela sütü koyduğunda bende de var. Ve ben de böyle özenip özenip sevip alıyorum ama. Çaydan tencereleri de var mesela onların. He, o da var. Ama mesela ne diyelim, süt ısıtacaksın. Sütü ısıtıyor ama kenarı yanıyor. İnce ya. Tabii. Mesela sütün değdiği yer sapsarı oluyor. Vallahi. Hani bir şeye sos, tereyağı yapayım diyorsun, tereyağı yanıyor. Etrafı ya. Yanıyor. Hiç gerek yok. Gösteriş. Hocam... Onu ne yapıyorlar? Kız istemelerinde damada kahveyi yaparken 2 dakika çekim için kullanıyorlar. Aynen aynen. Ha, aynen öyle. Bazı şeyler rehber önemlerin abartması, ben söyleyeyim. Evet, reklamlarını yapıyorlar ya. Ha. O yüzden. Hadi bakalım. Meryem Holt falan içiyorlar. Ya benim günlük Özlem iki tane, döktürmüş. 3 tane şeker abim var. Onlar için yememe dikkat ediyorum. Bu kalbura bastı. Değil mi? Evet. Bu o haşhaşlı çörek. Bu tabii ki içli köfte. Bu da tiramisu. Evet. Hamarat arkadaşım benim. Biz buradayken biraz zor zayıflarız. Gidince gidince hindiba kahve, botoks, detoks. İçeceğiz artık. Aynen aynen. Ayın kaçında? 19'u mu 20'sinde randevum var orayla. Spor salonuyla. Hı hı. Düzenli mi gideceksin? Her vallahi gün. İnşallah evime yakın zaten. Gidebilirsem yani düzenli gitmeye çalışacağım. İyi olur. Bunları gömeceğim. Şöyle vallahi ben sabredemiyorum. İyidir herhalde. Ağlayayım. Ya. Vallahi ben çatallan değil elim. Var böyle iyi olmuşlar. Ona bir tabak verirler ben de. Soğudu mu ki? Bilmiyorum ki, koydu klima karşısına mı? İnşallah. Şimdi bakın. Görüyor musunuz? Bak 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 sen bak. Nasıl? Onu bir şekilde alacağız. Tutamadım. Hı. Sıcak. Bak bak. Şimdi elimle girişeceğim. Kibarlık yani. Yapıyorum da çatalla. Afiyet olsun. Dişimi de çektirdiğim için doğru düzgün de çiğneyemiyorum. Harika. Bak şeyi, şunu da dilimledik. Bu iç kısmını çeksene Özlem. Ver. Oo. Anne ver. Nefis nefis. Şöyle yapayım da kapak resmine. Senin kasabın kim? Çıkartıyorum. Bu da vişne kompostosu arkadaşlar. Özlem kendi elleriyle yapmış. Evet. Şimdi içli köftenin yanına diyor. Çok şeker güzel oluyor. Çıkarsan sebebi. Valla içersin bir şey. Abi nedir? Annem de şeker çıkacak vallahi diye şey yapıyor. Kızdan. Korkuyor. Oo, ne güzel. Ah, valla aynı karsambaş gibi olmuş. Evet.